Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün sizler bilen bazı felsefeler doğrusu da gaplaşamız. İnşallah bu felsefeler yani katta katta cemiyetler amalga aşırgan ve bu felsefeler mukabilede İslam düşüncesini yani onge muvazeneti doğrusu da biraz gaplaşamız. Bir felsefe var. Bunu Barabbas felsefesi deydi. Barabbas felsefesi. Barabbas felsefesi katta katta cemiyetler özlerinin muammalarını yeçiş için işletken felsefe. Torrağı iktidarda turgen, kolu da küçü vurgen, imkaniyeti bar bugen. Küçük daire katta cemaatinin başkarışı için aynen Barabbas felsefesinden faydalengen. Barabbas felsefesi ne mi? Barabbas felsefesi bu köpçilikini tahlil kımastan turup karar verişi mümkün bulgen kararlarga aytiladi. Bunun tarihi var. Tarihi İsa aleyhissalatu vesselam davriga taqaladi. İsa aleyhissalam bir kavmni ichida dünyaga keldilar. Onadan tug'ildilar. Ota yo'q edi. Maryam onamizdan Maryam Zakariyoni qaramog'idagi qiz edi. Va mihrobdan chiqmagan edi. Doim ibodatdagi ayol edi. Shu ayol o'g'il farzand ko'rdi. Farzandni ko'rarkan otasi yo'q edi. Hamma hayron bo'ldi. O'sha u jamiyat, o'sha davr dindor jamiyat edi, dindor odamlar edi. Va odamlardan din talab qilishardi. Maryamni mahkam, ya'ni taziqqa olishdi. Qattan keldi bu bola. Endi odatda nima bo'ladi? Otasi bo'lish kerak. Bu deyishdi, haromdan ottirib keldi degan tuhmatlar qilishdi. Shunda Maryam aytdiki, "Men gapirmaslikka roza tutganman," dedi. Gapirmayman dedi, boladan so'ralaring dedi. Bola endi tug'ilgan bola, go'dak, beshikda yotibdi. Shunda Qur'oni Karim buni ifoda qiladi. Fa asharat ilayhi deydi. Go'dakka ishora qildi. Shunda aytishki, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bu beshikda yotgan go'dakdan nimani so'raymiz? U nimani gapirishi mumkin dedi. Deganda go'dak gapirdi shunda. Qala inni abdulloh dedi. Men Allohning quliman dedi. Ataniyal kitab, menga Alloh kitob beradi dedi. Va ja'alani nabiyyan, meni Alloh payg'ambar qiladi dedi. Va ja'alani mubarakan aynama kuntu, qayoqqa borsam muborak bo'laman dedi. Va awsani bis salati va zakati ma dumtu hayya, tirik ekanman namozga zakotga buyuraman dedi. Va barram bi validati, onamga yaxshilik qilishlikka buyurilganman dedi. ولم يكن جبارا شقيا yoki asiya man badbax onasiga yomonlik qiladigan badbax emasman dedi. Tug'ilgan go'dak buncha jumla tuzolmasligi kerak. Nima bo'ldi? Bo'ldi, tan olishdi. Bu mo'jiza bilan tug'ilgan. Endi hozir islomni tanqid qiladigan guruhlar yaqinda bitta bola ham chiqib qanaqadir bir bloger o'sha Maryam onamizga nisbatan o'ta bema'ni so'zni gapirdi. Kimdir shu Maryam onamizni buzuqlikda ayblayapti. Endi bu birinchidan jaholat, lekin uzrga o'tadigan jaholat emas. Chunki bizni muqaddas tushunchalarimizni oyoq osti qilishga qo'ymasligimiz kerak. Qur'on Maryam onamizni farzand ko'rishlari misolini savol tug'ilib qolsa javobini yechgan. O'sha falsafa mantiq yo'li bilan yechgan. Aytganki, inna mathala Isa indallohi kamathali Adam. Isoning misoli odamning misoliga o'xshaydi degan. Xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun. Odamni Alloh nima qildi? Tuproqdan yaratdi. Otasi ham yo'q, onasi ham yo'q odamni. Tuproqdan yaratdi, bo'l dedi, bo'ldi, inson bo'ldi. Ha, Isoni ham onasi bor har qalay. To'g'rimi? Onasi bor, lekin Alloh taolo bo'l desa bo'laveradi. Alloh taoloni sababiy dunyodagi qonun qoidalarga
bazen hılaf ravişte vakiyelerini sadır kılışı özünün kudretini namayiş kılış hesaplanadı. Adamlar örgünüp kalken adeti inerseler ki. Adette şuna kadar buluş gereği. Dahri düşünce maddi yönciler, madde parasılar adette şuna kadar buluş gereği deydi. Lekin onu asıl tegide her bir işinin kılıçısı Allah ekelliğini isten çıkaramız köpünce. Asıl kılıçısı Allah Ta'ala. İsa Aleyhisselam katta buldu, peygamberliğini aitti. Adamlar, yani Yahudi cemaası, o şey davurda İsa'ya karşı çıkıştı. Onu tane kılıçtı, tankıt kılıçtı. Aklan genirdi, lakin bir tane tankıt bola vurdu. Adatta hasat, yok ki suni iktidar, iktidarını koldan boy vermesliği için şuna ki oyunlar oynanırdı. Onunla nisbeten oyun oynaştı. Lakin cüda makkar adamlardı. Ular bilişerdi İsa'nın adli adam mesleğini. Yani adli adam da peygamber ikenliğini bilişerdi. Bunga yamallik kılsak doğrudan doğru. Bizge Allah'ın cezası kip kalışı mümkün. Şunun için de işte o şey davurdaki iktidarlı turgen bir katta hakimge bunu çakıştı. Satıştı. O dedi buzgunçılık kılı yaptı, fasat iş kılı yaptı. Bunu sen yok attı işte. Bütün halkını kuzgaştı bunge. İsa Aleyhisselam kamadı ki, uşa peyttegi Petrus mu degen padişah, uşa davrudagi amir. O, Hristiyanem, Nasraniyem mesela o. Macusiydi. Lekin iktidar koludu. Kol aslıdagi Yahudilerin iltiması bilen İsa'nı kamadı. Kamagenden ki, oturup İsa hakkında cüdük kub gabul yaptı da kavmi içidi. Ki uzun bilen gaplaşıp gördü. Gaplaşıp görgende İsa Aleyhisselam yani aklı kuşu cahide adam peygamber bilen gaplaşık kursu bilerdi de o adam mı adlı adamligini ve yaman adam mesleğini. Hayran buldu bu adam dedi, yakşı adam dedi. Lekin Yahudiler fitneçi uşa davurdu. Adamların orası da fitne kılıp hemme yanı kötarı var yaptı. Şunda oyladı, bunu kendine çıkar orsan bularken dedi. Bir yılda bir martta tallav imkaniyeti barıdı halkta. Halkın aldığı iki adamını op çıkardı, Petrus, iki adamını op çıkardı ve halka tellenler, bana bu iki cinayetçi, yani daimi kamakka çüşken, umurbatke, sizler telleseyler bittesini koyuvaramız. Degen şuna ki mesela Navroz'da bir bayram, singeri adamlar yığılgen yokşagen, uşa peyitte şuna ki bir bayramı bulardı bulardı. Petrik yok ki Petrus oyladı etti ki en badbah bir kamağda yotken adam var adı Barabbas. Barabbas falsafasını kip çıkan cahı şu. Barabbas adam öldürüş, tecavüz, oğurlik, nime ki cinayet bulsa hemesini sadır kılgan adam. Bütün halk, bütün kavim onun azarından azarlengen. Cüddeyen badbah adam. Halk onu biledi kimliğini. Oyladı ki Petrik etti ki İsa bilen dedi Barabbas'ı yanmayan koysan dedi halk İsa'nı telleydi şu bahanı koyu oradan dedi. İtibar veriyorsunuz mu? Yani o yani, siyaset kımakçı taşkardaki adamların yem kümününü almakçı Yahudi fitne tarikatı yetken cemaatini yem fitnesinden kurtulmakçı ve İsa'nı koyu oramakçı. Uşuna kakıldı katta cemaati topladı, köçeğe ap çıktı, İsa'nı kursattı. Bana bu İsa dedi, şuna kadar adam dedi. Bana bu dedi, Barabbas, ben bilesen dedi. Barabbas dedi. Bunu dedi, kaysa bana koyu orayı dedi. Degen de bir ovozdan halk Barabbas derledi. Bana şimdi Barabbas falsafası deydi. Hamma bilip durup da İsa'nın yakşılığını, hamma bilip durup da Barabbas'ın bedbahlığını, lakin o şey cemaat topluluk yani bütün cemaatinin fikrini bir noktaya batıl bulsa da, fasat bulsa da, cinayi hareket bulsa da Barabbas'a buruş felsefesi. Bu tarihte kitaplarda, barca kitaplarda var. Avrupa felsefesi Barabbas felsefesi bile kuruldu. Yani şu felsefe üstüge kuruldu. Nemege? Çünkü çirkov, din namıdan takdim kılınıyorken çirkov aslı da İsa aleyhissalatu vesselam'ni temsilçisi sıfatı da adamlarga o'zini taqdim qildi. Aslı tagida bütün boshliq xalqni
istibdat üstüde üçledi. Yani katlık bosun bilen o şey meşhur inkvizatörler vardı. İnkvizasyon teşkilatlar vardı. Ular adamlarını organip yürüp özlerini iktidarlarına havf tutduruş ihtimali bulsa o barıp cezalep öldürüp yok kılışardı. Demek bu felsefenin nemesi bizge yani haberdar buluşumuz gerek. Adette bazı cemiyetler yakşı taifedeki adamlarını yaman kursata aladı. Umumi hulası şu. Şimdi İsa aleyhissalatu vesselam'ın fitne uygatken adamlar var mı cemaat? Ben İsrail kavmi. Bunlar İsa kamelgenden kiyin buldu kolunu kavuşturup oturmaya dedi demek. İsa içkereye kırgendeyken halkını içi de cüde katta fitneni aylantırışken idi. Şunda teyalleşkendi ki halkını Barabbas bilen İsa'nı robara koyulsa Barabbas'ını telleydigen derecege apkep koyuşken idi. Mene bu nazariye, fitne nazariyesi. Bugünkü künde namı kadımda Barabbas nazariyesiydi. Bugün blogerlik nazariyesi aylanıyordu. Yani bir milletini içki yani himoya unsurları var. Milletini himoya kılış gereği bugün unsurlar var. Sizge karagan paytida siz nominiz, milletiniz, aileniz, yurtiniz, dini itikad düşünceleriyiz bilen kurallengen bu seyiz. Sizge kribu miydi? Her bitti gepige sizde cevabiyiz var. Mukaddes düşünceleriniz var. Sizge dahilki bu miydi? Oşa narsalarını teskerisiga tushuntirish falsafasi Barabbas falsafasi bir unsur hisoblanadi. Nima deyishyapti hozir? Bugun bitta anaqa keldi menga. Masalan deylik, bizim milliy tushunchalarimizdan bittasi LGBT masalasi. Hozir targ'ibot tashviqot ust darajaga kelyapti. Hozir mana hozir shu yo'lda kelyotganimni ko'rdim. Ya'ni LGBTga targ'ibot bizim milletke mutlaka yat bugün düşünceler. Şunu maktaş, atrafı da şunu... Я живу в Узбекистане, в городе Ташкент. И как мы все знаем, вчера депутат отверг наше предложение о снятии закона про ЛГБТ. И, к сожалению, я знаю один инцидент, который произошел в прошлом году с моими знакомыми. Ситуация следующая. Две девушки, которые являлись сообщниками ЛГБТ, покончили жизнь самоубийством. Так как законы, менталитет и государство не позволяло им это делать. Но несмотря даже на демократию в нашей стране, государство нас просто послало. Конечно, ведь лучше, чтобы подростки сходили с этой планеты, ходили с нарушенной психикой и уезжали с этой страны просто... куда подальше, лишь бы не тут. Отсюда и вопрос, почему наша страна не развивается, почему она стоит... Конечно, ведь лучше, чтобы подростки сходили с этой планеты, ходили с нарушенной психикой и уезжали с этой страны просто куда подальше, лишь бы не тут. Отсюда и вопрос, почему наша страна не развивается, почему она стоит на месте. Потому что демократии в этой стране никогда и не было. И, по-моему, не будет. Ne kadar hocalanmıyor biz? Şunu üçünmüş. Bunu hadır targibat taşviqat kılıçlik benimce büyürtme asası devam etiyordu. Bunun karşı yani doğru, İsa aleyhisselam doğru adamıydı. Barabbas cinayetçiydi deydiğin adamga muhtaç mısınız biz? Bizim millet hazırça Barabbas'ı cinayetçiliğini bilip durdu da. Lakin içimizde yok Barabbas'ı azat kılsak keyindir vajlanımız. Bu yaman bu. Dip İsa aleyhisselam'ı yaman korsatmakçı bol yetken içkerimizde, içimizde, taşımızda yürgen bloggerler var. Avalan bir iki madde etkendim. Hazırım sizler bilen, ben birinci madde dersen sizler bilen. O şey siyasi hareketler, urunuşlar. Bütün dünyada hazır gigimonlik talaşları var. Bütün dünyada. Amerika hazır gigimonlikini koldan bir iş arapasıdır.
davası gibi oldu ki de bütün dünyada hemeni nazarat kılaman, küçü bilen, kuvvet bilen deyip dururken davulat dedi. Hazır biraz orkaya çöküş anakası var. Cereyanı başlayan peyt. Hazır küç Xitay tamamen götü yaptı. Doğru mu? Xitay hazır smart davulatka eyleni yaptı. Yani akıllı şahar, akıllı yurt, memleket. Hemen arsa kompüterleştiriliş, hemen arsa IT teknolojiye bağlılık buluş. Ve bütün dünyaya Kars siyasetini abar yaptı Xitay. Kim Kars sorusu biri yaptı. Bu Kars siyaseti, klasik siyaset. Kars'ın tol almaganda inkin, kin ondan köprüyünü sorayış, ondan kırgaklarını sorayış, derya yollarını sorayış. Sekin, 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 avalı başkarış sistemi. Afrika'ya cüde katta hareket var. Lekin şu hareketler içi de Orta Asya'ya ciddi manada nazar sattırışıptı. Siyasi manada. Çünkü Orta Asya stratejik ahamiyetke ege cay. Boylukları kub, Mendeleyev'nin hem davri sistemedeki maddesi bor bu tamamda. Ve bu ümit kılınıyetken basıp alıp başkarış mümkün bugün ümitlerden bittesi. Uşa narsalarda hazır doğrudan doğru kural bilenmez. Şu Barabbas falsafasını amalige koyarak hareketler var. Özbekistan'da uşa keçeyen bir sohbette yapardık. Himoya unsurlarımız var. En tasarlıysa yani bizi özligimiz. Ben kim ben dese Özbek ben. Özbekligim bilen başka milletin kemsitmeyi mi? Kavmiyetçilik manası da Özbek milletin içinde tuğuldum. Özbekligimde himaya kıladigen nemelerim var mıydı? Tilim var. Doğru mu? Özbek tili bilen yapıyıp ben hazır. Eğer tilimge huruç bulsa, hücum bulsa demek beni himaya unsurlarından bittesi ki hücum buluyordu. Tilge hücum kılsa, mesela yenge bir lügat kilse ya onu Özbekçeleştirmesen barıp 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 yenge lügatlar tilimi ne kadar sıkıp çıkar var adı. Ben ne kılışım gerek? Adabiyat şunaslarına, til şunaslarına zinmesi ki ne yüklenedi? Tilini himaya kılış yüklenedi. Keyin beni tilim ortada tarihim var. Beni özlügüm, himaya kılış gerek bugün özlügüm sen kimme avladı sen dese ben falançılarına avladımın deydigen himoya unsurum var. Agar tariximni chiqib chiqarib olsa nima bo'ladi? Tarixi yo'q, qattandir paydo bo'lib qolgan yangi bitta X jamiyatga aylanib qolaman. Himoya qila olmayman, keyin boshqa tarixlarga muhtoj bo'laman. 70 yillik ya'ni ta'lim sistemasiga qarang, bizni ajdod strategiyamizni, ajdodlarni bizga bog'liq jihatlarini nima qilishdi, kesib tashlashdi. Harakat qilishdi qo'ldan kelgancha bizi özümüzde ajdatlarımızda konhur kılıp görsatışke, baskıncı kılıp görsatışke hareket kılıştı. Demek ki biz himaye unsurlarımızda yani mülcerge alışken dedi. Bizi tamamıyla yok kılış meselesi vardı. Tillerimizde hücum idi, hamme, ana kadriyet, tarih, hammesine hücum vardı. Ve müstakilliğinin en katta yutuğu şu kadriyatlar kayıttı orkaya. Himoya unsurlarımızga yani ege bulduk. Bunu endi kuchaytirish gerek. Her bitti şahs biliş gerek. Bizni aslımız var, asliyetimiz, özlügümüz var. Bu özlükünün himoyası muhim. Endi en tasirli himoya vositesi uşa milli asos an'ana özlükten taşkarı din hisoblanadi. Din şunaqangi asosiy himoya vositasiki, agar dinni to'g'ri bilgan odam, dinni o'zlashtirgan odam, bizni tariximiz din bilan bog'liq, chambarchas bog'liq. 1400 yil bo'ldi islom bizni diyorga kirib kelganiga. Islom kirib kelishi bilan bu millat oyoqqa turganligiga asos islom hisoblanadi. O'zligimiz, tamam, biz o'zimiz bilan birga tug'ilib yashaydigan asoslarimiz, lekin din bizga o'sha o'zligimizni mustahkamlab beradigan asosiy ideologiya hisoblanadi. O'sha dinga, masalan, hali aytdik mana LGBTga hujum, ya'ni LGBT orqali bizni nomusimizga hujum, sal oldinroq Umida degan bir ayol bokiralik yuki deb bir maqola yozgan edi. Bizning ichimizda bokiralik yuki, qizlarni bokiraligi yuk. Odamlar buni talab qilishga haqqi yo'q.
Qiz bolalar xohlagan joyda xohlagandek yurishga haqqi bor deb targ'ibot qilgan edi. Hujum bu. Bizni, ya'ni qurolsiz qoldirish. Bu bizni aslimiz, bizni o'zligimiz. Nimaga endi bu qiz bolaga nazorat bo'lmaslik kerak? Nimaga uni xohlagan ishiga qo'yib berish kerak? Yevropa emas-ki bizda. Yevropa qilishimiz kerak deyapti u. Bunga qarshi shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh raddiy yozgan edi maqola. Maqolada unga aytgan edi. Bu sallarni qayerda yo'qotib qo'ygan narsangni biz millatimizga aybdor qilmasan, sen o'zingni aybdor qil deb qattiq raddiy bergandilar. Va buni asosida xuruvchilar hujumlar to'xtagani yo'q. Endi hozirgi kunda din masalasida. Mana sizlar endi malaka oshirish orqali din masalasida ertaga hayotingizda din masalasi sizga ro'baro kelgan paytida o'sha dinga hujum qilayotgan barabbaschilar, barabbas falsafasi orqali harakat qilayotganlar qo'ygan strategiyaga tuzoqqa tushmasligimiz kerak. Chunki hech qachon din odamlarni yomonlikka buyurmaydi. Dinni to'g'ri talqiniga agar e'tibor qaratsangiz, doim himoya vositasi bo'ladi. Insonni har qanday sohasiga motivatsiya beradi din. Siz ishlayotgan, yashayotgan jamiyatda din asosiy motivator hisoblanadi. Hayotda umid beradi va fidokorlikni ta'minlaydi. O'zligingizni himoya qilishlikda dindan ko'ra ta'sirli narsa yo'q. To'g'rimi? Bir odamga pul berib kel o'zing joningni fido qil desa, "Yo'q, kerak emas, jonim qimmat" deydi. Lekin sen millatingni himoya qilsang, faloncha savob bo'ladi. Agar shu himoya yo'lida seni o'ldirishsa shahid bo'lasan, deyilsa o'turadi. Boshqa narsa bilan uni ko'ndira olmaysiz. Ha, milliy qadriyatlar, vatanni himoya qilish, bu narsalar ma'lum bir joygacha ta'sir kuchiga ega. Lekin o'lgandan keyin abadiy jannat va'dasini din beradi. Islom o'rgatadi odamlarga. Buni to'g'ri talqin qilinsagina biz to'g'ri yo'nalishdan yura bilamiz. Endi dushman mana shu masalalarni noto'g'ri talqin qilishlik masalasida 24 soat uxlamayapti. Uxlamayapti, din haqidagi eng muqaddas tushunchalarni qo'limizdan olib qo'ymoqchi. Bu chegaralarda yoki boshqa yurtlarda, musulmon yurtlarda jihad qilyapman, O'zbekistondan hijrat qildim degan talqinlarni aytayotgan odamlarga quloq solsangiz, bu masalalarni o'zlariga o'zlashtirib olishyapti-da, siz bilan bizni gapirishimizga yo'l qo'ymayapti-da, yoki gapiramiz desak, ba'zi davrlar bo'ldi, gapirtirishmadi. Natija nima bo'ldi? Barabbaschilarga xizmat qilindi. To'g'ri narsani ayta olmay qoldik. "Voy, bu to'g'risi bu" desak, "Yo'q" deyishdi. Barabbas to'g'ri deyishdi. Va barabbaschilar qo'liga qurol olib, endi hozir bizga tahlika tug'diryapti. O'zimizga qarshi turibdi hozir. O'zimiz qo'yib yubordik barabbasni. O'sha falsafada barabbas ko'chaga chiqadi, yana bitta o'g'irlik qilib, yana bitta odamni o'ldirib, yana qamaladi. Yana Isoni oldiga keladi. Iso alayhissalom ustidan kuladi. Ko'rdingmi dedi. Yana hozir tanlov bo'lsa dedi, xalq yana meni tanlaydi dedi. Sen dedi, to'g'rilik, din, iymon, vijdon haqida gapirib o'tiribsan dedi. Iso alayhissalom ustidan kuladi bu. O'sha narsa, ya'ni yomonlik ni jamiyatda g'olib bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi. Biz modomiki bizga ro'baro kelar ekan, ba'zi qarorlarni qabul qilasiz hayotingizda. Boshqa odamning qadari bilan, boshqa odamning taqdiriga aloqador masalalarda qaror qabul qilasiz. Bunda agar biz falsafani o'zlashtirmagan bo'lsak, vaziyat nimadan iboratligini tushunmasak, dinning aslini, asl mohiyatini to'g'ri anglamasak, qarshi tarafga xizmat qilib qo'yamiz, o'zimiz bilmagan holda. Mustaqil bo'lganimizdan keyin diniy guruhlar, diniy tushunchalar siyosiylashib jamiyatda aylana boshladi va 99-yilda portlashlar bo'ldi, to'g'rimi? Portlashlardan keyin ommaviy shaklda qamaqamalar boshlandi. Mana shu qamaqamalar
portlashlarigacha bo'lgan ba'zi qamaqamalarning oqibatida kuchayib ketdi. Va natija berdimi desa, natija aksga berdi ko'proq. Ya'ni haqiqatda O'zbekiston zolimlar mamlakati, u joyda qamaqama qiladi odamlarni, tuhmat qiladi, undoq qiladi. Oddiy masalalarni ko'pirtirib tashlashdi. Uni to'g'ri yechimiga ulamolar taklif bergan o'sha paytlarda. Shu adashgan toifalarga qarshi ulamolarni qo'yinglar. To'g'risini tushuntiraylik. Masalan, Hizb-ut Tahrir jamoasi. Kesin yuzma yuz o'tiraylik, gaplashaylik. İlmiy asosda tushuntiramiz. Bir oyga bormaydi. Mana men degan hizbini bir ahli ilm o'tirib bir oyda tushuntirib qo'yadi. Uzoqqa bormaydi. Hazrat rahimahulloh din nasihatdir degan bitta kitob yozganlar. Bir dona kitob. Nechta odam tushunib zonadan ozod bo'lgan, tashqarida ichkariga kirishdan qutulgan. Bitta kitobni o'qib. Endi bo'lgan hodisalardan bittasi bir zonada bitta yaqin tanishimiz o'tiribdi. O'zini boshqa yo'nalish bilan tushgan, lekin uni atrofida Hizb-ut Tahrirga aloqador 250 ga yaqin odam bor. Hizb-ut Tahrir jamoasi qaytmayman, tavba qilmayman, qattiq turib olgan, eng qattiq tazyiq bularga, eng qattiq turib olganlar bular. E'tiqodiy jihatdan noto'g'ri odamlar, islomiy e'tiqodiy jihatdan noto'g'ri. Lekin ularga bo'layotgan tazyiq oqibatida ular nima deyapti o'zini? Biz to'g'ri bo'lsa kerakki tazyiq bo'lyapti bizga deyapti. Falsafani ishlashini ko'ryapsizmi? O'zi xohlamaysiz, lekin noto'g'ri odamni to'g'ri dedirib qo'yasiz. Nima bo'ldi keyin? Ular o'sha biz qattiq turib yeryapmiz, mana shuning uchun biz to'g'ri bo'lsa kerakki bizga zulm qilinyapti, deyurdi. Qaytishgani yo'q. Keyin haliga bizni tanishimizga kelib iltimos qilishgan. Siz o'qigan ekansiz, o'rgangan ekansiz. Bularni qaytarish yo'li bormi deganda, bor degan. Nima desa, menga qo'yib beringlar, kutubxonaga yig'ib beringlar, men suhbat qilaman. Hech qachon majburlamanglar lekin. Majburan kelib, sen mana shuni eshitasan demanglar. Kutubxonani menga beringlar, dars tashkil qilaman. Degan darsda 250 ta odam bo'lsa, boshida masalan 20 ta, 30 ta, 40 ta sekin-sekin ko'parib 250 ga yaqin odam darsga qatnashib, 1 oy, 2 oy deganda hammasi qaytgan orqaga. Tavba qilgan. Siyosiy bosim, u tazyiq, hamma narsani chekkaga qo'yib qo'ying. Keling biz sof gaplashaylik. Men ham mazlumman. Men ham shu barabbaschilardan kaltak yegan odamman. Lekin bizning dinimiz sof dinimiz. Ya'ni bu qurbon bo'lib ketaverish noto'g'ri yo'lda to'g'ri emas. Sen ham bir musulmonning farzandisan degan ma'noda boshlagan. Ajoyib bir sirni aytaman. Oldin ham aytdim buni. Kechqurun dedi soat 2 da o'sha meni o'rtog'imni olib borib podvalga olib tushgan. Aytishganki, nima qilyapsan sen deyishgan. Boshqa bir hukumatga aloqador odamlar bunga qaytar deyishgan. Boshqa bir klandan odamlar kelib, nima qilyapsan deyishgan. Ha, bularni qaytarma deyishgan. Bular bizni tomorqamizki deyishgan. Tushunyapsizmi? Bular bo'lmasa biz oylik ololmaymiz, aynan shu soha bo'yicha ishlayapmiz biz deyishgan. Real hodisalar bular. Trik bu odamlar, hozir trik. Keyinchalik ular xabarlar bor, juda ko'p islohotlar bo'ldi, ko'pchilik xamalib ketdi. Ya'ni sun'iy ravishda bechora uquvsiz, aldangan yoshlarni terrorist qilib ko'rsatishdi. Ha, terroristlar bor edi. Men terroristlar 99'da portlashlar qilgan, keyinchalik ulamolarga suiqasd qilgan odamlarni oqlamayman. Ularga qarshi eng qattiq kurashayotgan odam deb bilaman o'zimni. Ularga qarshi kurashaman albatta. Lekin sof aldangan, shu din desa shuni tushungan, ulamolar gapirmagani uchun bular gapirgani sababli bularga aldangan odamlarni terrorist qilishdi. Ba'zi odamlar aytdiki, o'zi og'zi bilan aytdi, qulog'i bilan eshityapti. Biz dedi, ichkariga kirganda Hizb-ut Tahrir bo'ldi deydi. Tashqarida xizmat edik dedi. İçkariye kirganimizda Hizb-ut Tahrir'ning kitoblari bor, domlalari bor. Bitta zona, bitta xonaga qamab qo'yishadi, ular bizga o'qitaveradi. Shu bilan xizmat bo'ldi dedi. Ya'ni sun'iy ravishda qilingan. Men hali aytdim sizga, Barabbas falsafasi.
İsa'nı kamalgenden kim koçada kadar cim oturmagan? Bu millet ne? Bu millet ne? Müstakil boganımızdan kim cim oturgan, oturmagan? Kança içimizde hayırlar vardı? Uşalarını, safını belgeleşimiz için. İçimizde hemimiz. Bir millet ne? Tarihini organarken biz geleceğine amanat sıfatı da hakikatini yetkazış için birleştirmemiz gerek. Tahassüs, mütehassıslarga müracaat kılışımız gerek. Din meselesinde roboru kese hiç kaçan dinli ve dindarını yaman görmezlik gerek. Yaman kuruş, içki, tuyugu sizde kolizdeki imkaniyetten notoru tamamen faydalanıp geçiş ihtimali var. Onu aldığını alıştık için biz her daim karşımızdaki turgan adamge samimi buluşumuz gerek. Nasihat kılışımız gerek. Fikri buzukluk cinayet etmez. Faaliyet ki ötse cinayet burada. Bir adam özünün düşüncesini yaparsa, yapıversin. Lekin onu faaliyet ki ötse, başkaya targıp kılsa, taşvik kılsa, faaliyet ki ötse o cinayi melekelenedi. Yok ki onu faaliyet değil edi. Lekin fikir faaliyet etmez. Fikir daim kollab kuvvetlenedi genlerse. Tamam, sen fikirli buluşluğun yakşı. Şahsi fikrin var. Bu maktabga saza var. Lekin onu doğrulaş gerek. Teologik asasda, mutahassısını, taklifi, tavsiyesi asasıdır. Bana şu cihattan biz cemiyetki öz hissamızı koşuşumuz gerek. Malaka aşırıştan közlengen maksadam şu. Fikirlerimizi doğrular. Umumi manfaatlarda birleşmemiz gerek. Çünkü düşman 24 saat uxlama yaptı. Harakat, harakat, harakat kuvveti. Hama cebheden. İçimizden haillerini satıvalı yaptı. İçimizden haillerini. Eskitte hıyanat gibi yürgen, indi faş bu kogenden ki bizi cemiyet keçirgen. Bazı hailler var, keçirdi cemiyet. Keçirgenden ki yine hıyanatını devam ettiriyordu. Bittesi Baba Murat Abdullah. Gördüler mi? Osman Haknazar namı bilen 15 yıl etrafıda Özbekistan'ın taşkarıge yani satı büyüyen. Davası ha, zulümge karşı, korrupsiyge karşı. Lekin bunu kıyan işlerinden burada netice yok. Fakat satkıllık, hıyanet var. Özünü faş kıyan yani. Ben tayyarman hıyanetge, taşkardan kim beni satıvaladı degen takdimat bu, aslıdır. Doğrusu şu. Yürgen yürgen, kol göçüştü. Kol göçüşkenden keyin, yani yangi saylov bo'lib, bizde yangi prezident, yangi islohotlar boshlanganda u nima bo'ldi? Ozod bo'ldi. Unga unga endi o'zi aytibdi, menga zulm qildi palonchilar, pistonchilar. Unga zulm qilganlari nima bo'ldi? Qamaldi. To'g'rimi? Xo'p, bizni jamiyat haqiqiy ma'noda islohotga yuryapti ekan. Yana nima xiyonat qilyapsan? Sen rostdan qo'yibordi. Fikriy maqolalaring uchun qamamadi. To'g'rimi? Hozir aytib turibman, fikriy maqola yozsin. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin sen nima uchun yana xiyonatga qo'l uryapsan? Bishkekka borib, Bishkekda Soros tashkilotini blogerlik maktabida o'qidi shu odam. O'qishni boshlaganda men siyosiy tahlillarga ham qarab yuraman, siyosatni ichiga kirishga niyatim yo'q-da, lekin siyosiy tahlillarni o'rganishga harakat qilaman. Sababi juda ko'p harakatlar siyosiy tahlillarga bog'liq. Siyosat nimani xohlayapti? Tashqi siyosat nimani maqsad qilyapti? Ularni bilsak, biz qayerga hujum bo'layotganini bilamiz. Qaysi jabhaga? Uni keyin ya'ni bayon qilish oson bo'ladi va to'g'ri bo'ladi tahlil. O'shanda aytdim men, "Oy, blogerlik maktablari tashkil qilinyapti." Va bu maktablar o'sha yuqorida aytganimiz mavzuimizga aloqador Barabbas fitnasini tarqatadigan tashkilotlar. Ular oqni qora qilib ko'rsata biladigan tashkilotlar. Qayerda mana shu tashkilot blogerlik maktabi ochdimi, o'sha joyda inqilob maqsad qiladi. Ozgina o'tmasdan boshlandi inqilob. Oxirgi prezidentga ko'chaga mitinglar chiqib, blogerlar baqir chaqir qilishdi, to'g'rimi? To'g'ri. Ularni qo'llab-quvvatladi, keyin iqtidor o'zgardi. Saylovda, saylov paytida salafiyman degan, masalan, islom da'vosi bilan yurgan salafiyman, eski vahobiylik, endi salafiylik deganlar chiqib miting qildi. Saylov joiz emas, undan hech kim qo'llab-quvvatlagani yo'q ularni. Nimaga? Bular kerak emas. Ularga davlatni to'ntarib olishi mumkin bo'lgan jamiyatlar, ya'ni blogerlar kerak.
Bunu bilgene için Kırgızistan mahsus hizmetleri Baba Murat Abdullah'ı üçledi. Üçlep Özbekistan'a verdi. Özbekistan bunu sorak savalını kıldı. Onu kekse anası bağırdı. Anası çıkıp yığıladı. Yığılab bolamı keçirin dedi. Ve onu hakikatte çıkarıp keçirişti. Uyan çıkıp aittim. Ben tavba kıldım. Eski işimi kımayım. Özüm işim bilen şugurlanamam dedi. Onge uyu bir işti. Uy, meyli mazlum bopsan de uyu bir işti. Şimdi hazır, hazır. Katta o adam Germaniye'de hazır. Demek kirdi çıktısıken bir malak bu işken eken bunu. Germaniye'den turu alıp hazır yana başladılar eski işlerine. Lulun'un tabası da bu. Hürmet'e tabi kıldım deydi. İkinci işki varken de yana tilemçilik kıskep turu uğradı. O da tabi bu miydi yani? Bana şu hıyanat, bu şahsi bu sebebi gel buluşu mümkünmez o zihnime kısen kıldıysız. Lekin bunu orkası da şuna kadar sabar, milletke hücum var. Hazır birinci çıkıp alıp post kulu yaptı. Post yani özünü YouTube kanalı da Özbekistan'daki tanıklı bugün. Yani işçisi, takipçisi köp bugün ulamalarını Allahçılar bular, Kur'an'ı manipülatı geller. Dinden şu, fakat şular yapıradı mı, hakkı yok bularını kılıp, onlarla hücum kılıyordu. Himaye unsurlarımız içi de en aktual narsa din dedi ki, dinli targ'ibotchilarini obro'sizlantirish nima? O'sha himoya vositamizga hücum. Hammani din masalasida shunaqa fitna nazariyasi bilan zaharlab qo'ysa, keyin o'zlarini maqsadlariga erishish oson bo'ladi. Hop. Demek biz o'sha jihatdan to'g'ri fikri ma'noda shakllanishimiz kerak. Qo'limizda imkoniyatimiz bormi? Biz bilan bir ya'ni oldimizga bir odam kelyaptimi? U bilan bo'ladigan munosabatlarimizda mana shu tushunchalar bilan boyigan bo'lishimiz kerak. Chunki qarshimizda turgan odamga qaror qabul qilish majburiyati tug'ilib qoladi. O'sha qaror qabul qilishlikda ba'zan ichimizda o'zimizga tegishli narsalarda kechirimlilik bo'lsak-da, tashqaridagi dushmanga tuyunik ochib qo'ymasligimiz kerak. Islomdan gapirma deganda tashqaridagilarga gapirish imkoniyati tug'ilib ketdi. To'g'rimi? Ichkaridagilarga gapirma, Islom terror. Ya Islom terror emas o'zi. Islomni to'g'ri ma'noda tushuntirsak, talay aytdim. 250 ta odamni tavba qilishligiga ulgurdi bir dona odam. Qo'yib bersa hammasini qaytarsa bo'ladi. Bunaqa tashkiliy mana shunga o'xshagan malaka oshirish qilib, misol uchun ixtiyoriy qilib kel, ayt falsafangni. Aytsan tushunchangni. Islom bo'yicha gaplashmoqchimisan? Islomni sen qurol, qilich, qon to'kadigan, odam o'ldiradigan din deb o'ylayapsanmi? Kel oyatdan gaplashaylik. Qaysi oyatni misol qilyapsan? Mana bu oyatni. Xo'p, davomini o'qi. Davomini o'qisa, u tushungan narsani teskarisi turibdi davomida. Mana desek bo'ldi, tushunyapti de. Nechta odam tushunib, hozir uzr so'ragan ashinchi, ya'ni buni imkoniyat bergandan keyin gapirish boshlangandan keyin o'z o'rniga keldi. O'sha ma'noda biz himoya unsurlarimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'p, qisqaroq gap shu edi o'zi. Hozir bu bitta bloger chiqib olib, bizda LGBT'ga qarshi chiqilyapti. Bizni mamlakat rivojlanmaydi. Nimaga? Demokratiya yo'q, hozir ham yo'q, endi ham bo'lmasa kerak deyapti. O'zbekistonning rivojlanishi LGBTga bog'liqmish. Qanaqasiga unga bog'liq bo'ladi? Qanaqasiga? Tarixda, ya'ni bizning millatning rivojlanishligida asos nima edi? Ilm edi. Ta'lim sistemasiga ya'ni urg'u berilgan edi. Bugungi tajriba ham shu. Dunyoda rivojlangan mamlakatlarning hammasiga qarang, eng ko'p urg'uni ta'limga bergan. Eng ko'p urg'uni. Qimmat sohalardan bittasi sport. To'g'rimi? Futbolga qancha pul ketyapti hozir? Ala qancha pul ketyapti futbolga? Futbolistlarning hammasini oborib, dalada ketmon choptirish kerak. Birorta hali jahon chempioniga chiqa olayotgani yo'q.
Suriyeler muamması yeçilgeni yok. Kellesi getirse kolu getirdi de penaltı koyu biri yaptı. Kolu getirse körmesten ötüp gitip kolu yaptı. Bu millet tutan külüş bu. Halkını, pülünü, halkını pülüge ular futbol oynayı yaptı. Ularının hemesini barıp ketman çaptırış gerek, iyi onu pülünü talimi saklaş gerek. Bana şu narsalardan bizi, yani en nazik narsalarımız. Yani talimge urgu birgen de yine millet rövaçlandı. LGBT'ye urgu bir sır rövaçlanmış, demokratiyemiş. Demokratiye, bunaka demokratiyege biz razımız mız? Bizi özümüzü milliyligimiz var, itikadımız var. Ha? Ha, özümüzge özligimiz var, tekişli. Bizni özligimizge tasır kıladigan demokratiye, bizde tilimizde demokrati değil miydi? Ona nima deyiladi? Anarxiya deyiladi. Onu boş-boşdoqlik deyiladi. Unga biz qo'llab-quvvatlovchi bo'lmaymiz. Qisqaroq shu edi, savol-javoblarga ham joy qoldiraylik. Nima savol bor? Ustoz, bizga maslahatingiz kerak edi. Bu o'tirganda hammamiz viloyatlarda bosh nomlarni, viloyatlarda masalan, misol uchun o'zingiz ham viloyatlarda borib, sizdan analiz ham qilishingiz kerak. Masalan, Toshkent shahridan kelgan xodimimiz, Toshkent shahrida masalan, qaysi joylarda shu diniy anaqalar borib, shahrlar ko'p bo'lgan, yo'qsa, ma'muriy huquqbuzarliklar ko'p bo'lgan, o'sha joyga borib, bu narsani oldini olish kerak. Targ'ibot tashkilotlarida shu anaqa diniy idoralarimiz bo'lgan, har birida. Hozir respublikada hamma viloyatlarda bor, qaysi viloyatda ko'proq nimalarni ishlashga e'tibor bersak bo'ladi? Anaqa strategiyamizni nima maslahat berasiz degan ma'noda. Yaxshi savol, ya'ni o'sha hozirgi mavzuni bir jihati shu o'zi. Soha egalari imomlar din sohasi bo'yicha o'qib, o'rganib, imomlarni ham malaka oshirish qilinyapti hozir. Va imomlardan talab qilinadigan narsa dinni siyosiylashtirmaslik. Ya'ni nima degani bu? Diniy matnlardan foydalanib siyosiy maqsadlarni amalga oshirishga urinmaslik. Chunki din siyosatdan ustunroq turish kerak. Balantroq turish kerak. U insonni nafaqat dunyosiga, oxiratiga ham tegishli. Shundoq ekan, hech bir narsa senzuraga bo'yinsunmagan holda mutaxassismi? Mutaxassis. Mutaxassisligi bo'yicha berilgan savollarga to'g'ri javob berish kerak. Sizlar agar shu imomlar bilan borib ishlarkansizlar, imomlarga buni talab qilish kerak. Sen diniy masalasini menga aytib ber. Mana bu odam shu masala bo'yicha noto'g'ri yo'lga kirib ketyapti ekan. Buni to'g'ri yo'lga kiritishlik uchun ideologik jihatdan diniy masalasi nima buni? Imom buni tushuntirib beradi. Uni ko'rsatilsa, odam o'nglanib, tuzaladi ham odam. Hech qanday bosimsiz, hech qanday tazyiqsiz u odamni to'g'ri yo'lga yo'llash mumkin. Bunga hamkor bo'lish kerak. Diniy masalada bilmagan odam hukm chiqarib yormaslik kerak. Diniy masalada o'qimagansiz, o'rganmagansiz bir odam diniy tushuncha bilan noto'g'ri narsani talqin qilyapti, siyosiy maqsadga yuryapti. Unga dinda manaqa-ku desangiz, u o'qigan, oz bo'lsa ham. Sizni gapingizni olmaydi. Lekin mutaxassisni gapini oladi. Va mutaxassisga jamlab berish, uyushtirib berish, samimiy suhbat qilib berish, bunga o'xshagan narsalar bilan harakat qilishimiz kerak. Lekin jinoiy faoliyatga o'tdimi? Odam o'ldiryapti. Qayerdir portlatmoqchi, nimadir qilmoqchi, bunga qonuniy chorani ko'rilmasa bo'lmaydi. Chunki jinoyat jazosiz qolsa, millatni boshiga balo bo'ladi jinoyatchi. Chunki qo'lga tushmagandan keyin uni yana jinoyatga moyil bo'laveradi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, bitta jinoyatni oldini olish bir millatga 40 yil jala yog'ishligini oldini olish bilan teng. 40 yil jala yog'sa, hamma yoni vayron qilib tashlaydi. Bitta jinoyatni oldini olsangiz, shuncha baloni oldini olgan bo'lasiz. Bo'lmasa yo'q. Va fikriy qarashlarga, men hizbiylar bilan gaplashganda har doim aytdim. Menga ko'rishgan zot aytadi, men qaytmaganman deydi. Men seni qaytma demayman. Hizbiy bo'lsang, hizbiy bo'larsan. Boshqa bo'lsang, boshqa bo'larsan. Odamlar masalan qurbaqaga iymon keltirgan bo'lsa, qurbaqaga iymon keltiraversin, o'zining ishi u. Uni majburlamaymanki, u qurbaqaga iymon keltirma deb urmaymanki. U fikri u. Lekin sen deyapman. Boshqa odamga shu hizb, hizb-ut-tahrir din deyishi boshlasang, ey to'xta deyman.
Menga dalil keltir. Endi sen faoliyatga o'tyapsan va o'zingni shaxsiy fikrlaringdan dini matnlar to'qiyapsan. Qur'on o'qishing mumkin, hadis o'qishing mumkin, ma'no aytar ekansan, shuni din deyapsan. To'xta. Endi menga dalil kerak. Agar u din bo'lsa, haqiqiy ma'noda, unga men ham ergashishim kerak. O'shaning uchun Qur'ondan, hadisdan menga tushuntirib ber. Dedim, nechtasiga? Aksariyati Qur'onni bilmaydi. Qur'onni bilmaydi, men dedim, muallimning sonini o'qiganman, xolos deydi. Bizga deydi, fikriy tushunchalar muhim deydi. Qur'onni o'qish, ilm, ta'lim Misrda shuncha o'qityapti, ichinar bo'lmayapti. Ilmga qarshi ular. Mana shunga o'xshagan narsalar bilan uni fikrini to'g'rilash kerak. Chegarasini ko'rsatib qo'yish kerak. Seni haqqing, hadding shu. O'zingni hizbut tahrirman desang, yuraver, lekin boshqa odamga shuni hizbut tahrir haq, dini yo'l bu, dinni targ'iboti deydigan bo'lsang, to'xta. U sen unaqa emassanki. Men nechtasi eng qodirgi kunda da'vatchilar bilan gaplashdim. Hozir hamma yaxshi biladi. Meni nomimni eshitsa rangi o'chadi, sovuq deb chiqadi ulardan. Nimaga? Chunki bahsda, ilmiy bahsda ularning yuzi ochilib qoldi. Minglagan, millionlagan odamlarni qarshisida gaplashdik. Tili kalimaga kelmay qoldi odamlarni. Aldab yurgan odamlarni. Insofli bo'lganda edi, to'xtatish kerak edi. Yo'q, qochdi, meni bloklab qo'ygan, hozir orqadan yana harakat qilishyapti. Eng qiziqligini aytaymiz sizga. O'sha Bobomurod Abdulla deganimiz dini profil emas u, siyosiy profil. Va Bobomurod Abdulla bizi millatimiz ichidagi imomlarga hujum qilyapti. Endi Hizb-ut-Tahrir. Bularni demokratlar bular. Demokratlarni kofir deydi. Demokratiya kufr nizomi deydi. Hizb-ut-Tahrir demokratiyani kufr nizomi deydi. Bobomurod Abdulla demokratiya orqali LGBT targ'ibot qilyapti. Endi bizga qarshi ikkita düşman dost bo'lyapti. Hozir Hizb-ut-Tahrir Bobomurod bilan turmush o'rtoq. Mana shunda uni aytgan maqolasini olib bu targ'ib qilyapti. Asli bir-birini nima deydi? Kofir deydi. Mutlaqo ularga ya'ni qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shu jihatlarni bilishimiz kerak. Demak, bizda düşmanimiz bir. Nima bo'lganda ham düşman birlashadi. O'zaro düşman bo'lsa-da bizga qarshi do'st bo'ladi ular. O'sha uchun biz ichimizdagi do'stlarimiz bilan birlashishimiz kerak. Dini sohada ulamolarga murojaat qilishimiz kerak. Har bitta din masalasida nuqta virgulgacha ulamolarni maslahatini olishimiz kerak. Ana o'shanda yechim to'g'ri bo'ladi. Huquqiy, qonuniy tomondan ya'ni faoliyat davom etaveradi-da, lekin dini masalalarda, dini tushuncha, dini teologiya masalalarida imomlarimizga masalani vazifani yuklash kerak. Malaka oshirishda ham asosan shu. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilmaguncha tashqaridan kelganlar hech qachon bizni himoya qilmaydi. Davlatda to'ntarish qilmoqchi bo'lgan odamlar millatni kelajagini o'ylamaydi. Bizda doimiy shaklda parokanda bo'lishligimizdan manfaatdor ular. Biz rasvo chiqib ketsa bir mamlakatni bo'ldi, bularning tegirmoni yuradi. Suriyada qancha bo'ldi urush boshlanganiga? To'xtagani yo'q. To'xtatmoqchi ham emaslar. Davom ettirmoqchilar. Qancha ko'p cho'zilsa, shuncha ularning manfaati. Qancha ko'p bunaqa janjallar bo'lsa, shuncha musulmonlarga zarar. Qana qilib o't qurishadi endi? Necha yil ketadi shuncha buzg'unchilikka? To'tta ahmoqni ularga sotilgani evaziga bo'ldi shu ish. Ulamolar aytdi: "Voy, qurol ko'tarmalaring. Zolim, masalan deylik, Bashar Asadni zolim deylik. Xo'p, kelishamiz sen bilan zolimligida. Lekin hozir mamlakatda nima imkoniyatimiz bor? Madrasalar bor, maktablar bor, ta'lim davom etyapti, tijorat davom etyapti. Hamma narsa tinchlik joyida ketyapti. Lekin bu zolim. Ma'lum bir jihatda zulmni davom ettiryapti. Iqtidori belgisi yo'q. Chiqib turib bunga qarshi qurol ko'taryapsizlar. Zolimni siyosatda shunaqa qoida bor. Zolim o'zini zolimligini biladi, lekin zulmini oqlash uchun bahona qidiradi har doim.
Zolim o'zini zulmini oqlash uchun eng katta bahona muxolifni qurol ko'tarishligi. Muxolif qurol ko'tarsa, ana sizlar meni zolim deyatuvdinglar-ku. Men zolim emasman, manaqangi terroristlar bor. Shuning uchun majbur bo'lyapman deb bangillatib ularni uradi-da o'zini oqlab oladi. Shuni aytdi ulamolar, "Ey, ko'zingni och, xo'p, sen zolim deyapsan, lekin ikki barobar oshib ketishligi ehtimoli bor. Sanlar uni oqlash, o'zini oqlashiga imkon beryapsanlar. Senga berayotgan qurolni ichkaridan olmayapsan, tashqaridan olyapsan. O'zing bilib bilmagan shaklda tashqaridagi odamlarga xiyonat qilib qo'yapsan ichkaridan. Ularga hamrohlik qilib qo'yapsan." Dedi, nima qilishdi? Ramazon Butini ham o'ldirishdi. O'sha katta olimni masjidda dars qilib turgan joyda portlatib yuborishdi. Haqiqatni bilgan odamni, ya'ni yo'ldan olishdi. Nima uchun urush to'xtamasligi kerak? Suriyada urush to'xtasa, ko'p siyosatlar o'zgarib ketadi. Bu masalalarda yechim nima bo'ldi? Bu masalalarda yechim ulamolar bilan maslahatlashish bo'ldi. Chiqishga qancha bor? Kim ustozana bir masala bor. 150. Inshaalloh ana masalan halol bo'lib, shunaqa restoranlar ko'payib boryapti-da, o'zlari o'tiradigan yoki spirtli ichimlik sotmayotgan joylarda, masalan Buxoro misolida oladigan bo'lsak, shular ko'payibdi. Keyin ba'zi bir tadbirkorlar endi bu mana shaxsiy fikrim kuzatuvdan boshqa viloyatlarda ham bo'lsa kerak bu narsa tadbirkorning maqsadi o'sha halol food ochib naqlish emas restoranda o'sha biznes yo'lga qo'yish dindan tarafdan emas pulni ko'paytirish maqsadida diniy niqob ostida ya'ni mana men taqvodorman bu yerga mana restoranimga yoki magazinimga taqvodorlar keladi deb shunaqa harakat qilinyapti-da. Mana holat bo'ldi bizda 2 yil oldin qayd etilmagan holat bu terrorizm moliyaviy ta'minlash. Shunaqa qildiki, pul chiqarib yubordi-da Baytul Molga deb pul chiqarib yubordi-da 5000 dollar atroflariga pul chiqib ketganda. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Biz hozir ana masalan hozir aytganingizdek jinoyatni toki sodir bo'lganidan qadar uni oldini olgan yaxshi to'g'ri. Lekin biz hozirgi ana shu holatida biz keskin choralarni qo'llasak yoki keskin choralarni qo'llamasdan turib harakat qilsak, ta'sir ma'noda taqvodorlarga qarshi harakat qilgandek bo'lamiz-da. Chunki biz uni toki uni haqiqatda u masjidga borayotgandir, namoz o'qiyotgandir, toki biz uni ichiga kirib ko'ra olmaymizki, uni haqiqiy taqvodor yoki taqvodor ekanligini biz bila olmaymiz-da hech qachon. Inson o'lcha olmaydi. O'lcha olmaymiz-da uni. Lekin xatti-harakatlardan ko'ra o'sha boshqa holatlarga nisbatan ketayotgan holatlarga yaqin harakat qiladi-da. Mana shunaqa vaqtda qanday ajratish kerak yoki qanday harakat qilish kerak? Mana shunaqa biz masalan o'sha shaxsga nisbatan-da endi o'sha o'zini to'g'ri ma'noda taqvodor qilib ko'rsatgan, lekin maqsadi bo'ldi bo'lib turish magazinlarni klientlarni ko'paytirish. Bular natijasida buni pulch qorarish maqsadida qilgan qo'yganiga-da. Bu maqsadini ham to'g'ri o'zi aytmasa, mana shunaqa qilmoqchiman kelajakda demasa, uni biz bilmaymiz hech qachon. O'sha shuni men shunga o'xshagan narsalarda hali biroz ishora qilib ketdim. Faoliyat malakalanadi. Faoliyat. Lekin fikr, dunyoqarash u nima bo'lishdan qat'iy nazar, nima tushunchada bo'lgan bo'lsa, o'zi bilan Alloh o'rtasida qoladi. Unga biz hukm chiqara olmaymiz. Endi masalan deylik, o'sha faoliyati qo'lga tushsa, faoliyatiga baho beriladi. Lekin bu yoqda himoya unsurlarimiz dedim hali din, o'zligimiz, qadriyatlar, tarix, milliy o'zlik, bular barchalari bizning himoya unsurlarimiz. Tashqaridan qaraganda shularga hujum qilyapti degan hukumatni doirasini, masalan, davlat bularga qarshi degan ehtimol tug'iladigan narsalarga tegmaslik kerak. Nima niyat qilgan bo'lsa qilaversin, o'zini niyati bilan o'zi qoladi, lekin faoliyatini biz baholashimiz kerak. Faoliyatga qonuniy asosda baho beriladi. Dunyoning hamma burchagida halol taom tushunchasi bor. Dunyoda hamma joyda hozir halol standart, sertifikat bu narsalar rasmiylashib ketdi hattoki. O'zi aslida bizning millat, bizning yurtda
falan restoran halal restoran deyişlik ki ihtiyaç yok aslında. Bu halal mı? Halal ki yani amal kıpı yapken millet. Neme uçun bunge ihtiyaç tokup yazılı yaptı? Haram karış aralaşıp etkeni uçun. Kur yapsız eşekini suyup satvarış yaptı. Doğru mu çıkı yaptı eşekler? Allah korsatmasın. Şimdi neme boysa bu yatıptı. En katta cinayetler şuna kacaylarda tüngi kulüplerde bunu yaptı. Haram karış farkı gibi olmayken. Ve saddara usul bilen bu usulünü kollaşı yaptı. Kupra klient yığladı. Şuna kanki kesim ben var. Masjiddan çıkıp bu şu ailesi bilen var ta almansın. Bizde şuna kadar seler bu miydi? Nazarat kılını degen reklama kılını yaptı. Meyli faydasını kısın. Kıla vursun. Lekin bu şu faaliyetinin arkasından cinayetki eğer kul uğradigen bulsa milletke zararı var. Kanuni asaslarda unge yani milletine asaslarına hücum kıladigen bulsa onu aldığını alış. Hemimizin vazifemiz. Hemimizin. Bir cinayetçi, katil, kelse uyumge biktu alsam, katilge şiirik bulamam. Kanunda en var. Doğru mu? Cinayetini bile durup, onge cay bir iş. Bile durup, yaşır iş. Bu cinayetliğe anık bu gendeki onge ceza kullanılırdı. Lekin, hargiz ve hargiz dini şiarlar, dini meselelerge tekmezlikimiz gerek. Mesela bitti misal, sakal meselesi. Sakal bir cinayetçiye nisbeten ne bu kaldı? Vizitni kartı bu kaldı. Şuna kadar düşünce tarkatıldı. Bütün dünya bu içe Uzbekistan'da hem cüde köp oldu. Sakal koygen zahatı onu çakarıp durdu. Ne sakal koyuyorsa. Maksat ne? Orkası da kimlergedir alakası var mı yok ligini sürüştürüş. Bunu hemen yakışı beledi. Saddan erse bu. Sakalıdan kurup çakarıldı. O cinayetçi bulmasa zulümge uçuradı. Mazlum buldu. Cinayetçi bulsa makirge uçuşu başladı. Ana dedi beni sakalımge karşı buler dedi. Cinayetini bitiş için. Cinayeti yokları mazlum buldu. Biz o arkalığı kımaslıkımız gerek. Koysa koyulursun sakalını. Ulamalar eytedim. Eytedi ki tek silav aldıydı. Çırali adamların yüzüge çıralıya turgun. Patala satala bup gitme. Doğru mu? Çırali yür deydi bu tavsiye bu. Lekin o'zi xohlaganday qilib yursa yuraveradi. Sartaroshga kirgan odam strichkani u ana Yujniy Koreyaga o'xshab kimdandir olmaydi. To'g'rimi? Yujniy mi, Severniy mi edi? Severniy Koreya. U yerda 6 ta mi 7 ta strichka bor. Undan boshqasi yo'q. Davlat nazorat qiladi. U to'g'ri emas. U standartdan chiqib chiqmaydi. Ular robot yasayapti. Unaqa emas. Xohlagan xohlaganda yuradi da biz nimaga xato qilishimiz mumkin bo'lsa uni soqolidan gapirmasligimiz kerak. Nimaga? U jinoyat emas-da u. U bahona qilib beramiz, tashqariga ham bahona qilib beramiz, bunga ham jinoyatchi bo'lsa bahona qilib beramiz. Men deydi, O'zbekistonda menga soqol qo'yishlikka ruxsat yo'q, menga deydi, 3-chi davlatdan boshpara bering. Amerikaga borgan, Amerikada o'rtoqlarim bor. Bu yerda deydi, xuddi siz aytgan gapni gapiradi, o'zini taqvodor ko'rsatadi. Soqol qo'yib olgan deydi. Keyin anaqaga immigratsion tashkilotlarga ariza yozgan. Menga deydi boshpara bering deydi Amerikadan. Nimaga desa sabab ko'rsatish kerak u. Ha, O'zbekistonda soqolga qarshi deydi. Bizda soqolga qarshi qonun bormi? Yo'q. Bu xato faoliyat shunga o'xshagan narsalarni beradi. U bolani o'sha soqol qo'yib olib siyosiy boshpara so'rayotgan odamni hayotini tanigan odam aytadi, eng iflos odam deydi. Na namoz o'qiydi deydi, na bir birovni haqqiga vafoda omonatga qaraydi deydi. Faqat deydi shu O'zbekistonda shunaqa ishlar ko'p gap-so'z bo'lib ketganligi uchun shundan foydalanyapti. Bunga biz zamin tayyorlab beryapmiz. Noto'g'ri. Ya'ni zamin tayyorlab berildi bir qancha muddat. Albatta ulamolar bir insonni kiyinishi, madaniyati yürüyüş turuşuğa tavsiyesini aytadı. Bunda kılıylar, bunda kılıylar, yakşı boladı, savab boladı deydi. Lekin onu, nimaga bunda kılı yapsan sen? Nimaga seni kiyimin başkaça? Nimaga sen kastım şim kiydin? Nimaga sen gelişti takı yapsan? Bunga aralaşmaydı. Talimimiz çok iyi atıptı. Baş kiyim bilen avara bu yatıp biz. Doğru mu şu? Doğru mu az? Başladı kiyimi bozsayam, bulmasayam, iki neçilse tör demesi buldu bizi.
Biz ta'limni rivojlantirishimiz kerak. Albatta madaniy shaklda odamlarni tarbiya qilishimiz kerak. O'sha siz bilan bizga ko'rinayotgan jihatidan biz buni orqasida qandaydir aloqalar bormi yo'qligini ichimizda saqlab biz faoliyatimizni qilishimiz kerak. Ya'ni professional faoliyatimizni qilishimiz kerak. Masalan, men o'g'limni yurish-turishiga qarab, kim bilan oldi-berdi qilyapti, salomaligiga qarab qayoqqa qarab ketayotganligini to'g'ri tahlil qilish uchun professional ota bo'lishim kerak. To'g'rimi? Asl muammoning tagiga yetib borish uchun. Lekin uni qilayotgan ishiga sen nimaga palonchi bilan ko'rishyapsan, pistonchi bilan undoq qilyapsan desam, u faoliyatini yashirishni boshlaydi. Menga qiyinlashtiradi. Va bu gap tashqariga chiqadigan bo'lsa, u o'g'lim bilan gaplashayotgan odamlar menga dushman bo'lishni boshlaydi. Jamiyatda shunga o'xshagan narsaga e'tibor berish kerak. Yana qaytib aytaman, diniy masalalarda o'zimizcha xulosa qilmasligimiz kerak. Albatta, imomlarimiz, ulamolarimizning maslahati bilan yurishimiz kerak. Bizning mutaxassisligimizga boshqani aralashtirmaymiz-ku, to'g'rimi? Bir qarorni qabul qilarkansiz, o'qigansiz. Tabibsiz, misol uchun. Tibbiyot sohasida 10 yil, 15 yil o'qigansiz. Qaror qabul qilish kerak bo'lgan paytda siz qilasiz qarorni. Yo, miyani operatsiya qilaman, men ham bir qilib uyga borib turib, o'g'lini kallasini kesmaydi hech kim. Uni kesgan odam jinoyatchi bo'ladi. Tabibdan tibbiy sohani mutaxassisligi so'raladi. Xuddi shuning singari faoliyatga baho beramiz. Hech kim buni yashirishga haqqi yo'q, yashirgan jinoyatchiga sherik bo'ladi. Lekin fikrlar, dunyoqarashlar insonni erki bo'lishi kerak. Taqvodorlik, ya'ni taqvo somsa, misol uchun. Bunaqa narsa yo'q o'zi. O'zi odatda shunaqa bo'lish kerak edi. Hamma narsa halol, pokiza. Shariatda shunaqa gaplar bor, fiqhda. Qassobxonaga bordingiz, musulmon odam go'shtni olaverasiz indamasdan. Bu go'shing taqvo bilan so'yilganmi deb savol berish joiz emas. Joiz emas, ana u odamning ko'ngliga tegadi. Birinchidan, ikkinchidan gumonni g'olibi katta ehtimol bilan musulmon odam so'ygan bismillah Allohu akbar bilan so'yadi endi. Olmaveradi. Lekin shubha ko'p bo'lgan joyda surishtirsin. Surishtirsin, ana odamning ko'ngliga tegmaydigan shaklda. Xo'p. Bismillah. Keyin ana ko'p ishlatiladi hozir. Ko'chadan har kim bo'lmaydi. G'azotni, jihodni, qitolni, ibnob sariyalarni. Kengir mana bo'lsa, qitol bo'ladi, mana bo'lsa g'azot bo'ladi, mana holatda jihod bo'ladi. Xo'p. O'zi bular hammasi bir-biriga aloqador narsa. Masalan, qitol qurolli jang degani. Ha? Qurolli jang. Qitol o'zi qotala yuqotilu kalimasidan olingan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis bor. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illalloh deganlar. Allohdan o'zga iloh yo'q ligiga guvohlik bermagunlaricha ular bilan qitol qilishlikka buyurildim deganlar. Uqatila kalimasi arab tilidagi ya'ni tuzilmani ma'nolari bor. Uqatala ya'ni uqatilu degani fa'ala yufa'ilu vaznida. Bu ikki taraflama bo'ladigan ishga aytiladi. Ya'ni u tomon bunga hujum qilsa, unga qarshi hujum bo'ladi. O'shaning uchun Qur'on kutiba alaykumul qital degan. U qotala vaznida aytgan. Ya'ni sizlarga qital farz qilindi degan. Nima degani bu? Qital farz qilindi degani agar bir tomon sizga hujum qilsa, unga qarshi hujum farz degani. Chunki vazn shuni belgilaydi. Ha, himoya ham, ya'ni qurol ko'targanga qurol ko'tariladi. Qurolsiz odamga borib qurol ko'tarmaydi. Bu nomardlik, joiz emas bu. Bu bittasi shu, qital shu. Jihod o'zi lug'atda harakat degani. Jiddi jahd degani lug'at ma'nosi. Ta'rifi badlu aqsal juhdi linaylil murod. Maqsadga yetish uchun barcha vositalarni safarbar qilishga jihod deyiladi. Mana hozir bir narsani tushunish uchun harakat qilib, hamma vositalarni ishga solsangiz, jihod qilyapsiz siz. Lug'aviy ma'nosi shu. Endi mamlakatga dushman hujum qilib qoldi yoki oilangizga o'g'ri kirib,
qotil kirib bosqinchilik qilyapti. Barcha vositalar bilan o'sha bosqinchiga qarshi turishning nomini jihad deydi. O'shanda qurolli vaziyatga qital vaziyatiga aylanadi. Jihadni qital vaziyatiga aylanishligi nodir vaziyat. Faqat va faqat hujum jarayonida bo'ladi. Jihad ikki turli bo'ladi. Talab mudofaa jihadi. Mudofaa jihadi har doim bor. Hech qachon tugamaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam jihad davom etadi deganlar. Mana shu. Mudofaa jihadi davom etadi. Har bitta erkak qalbida jihadni orzu qilish kerak. Ya'ni dushman kelsa men chiqaman oldinga deish kerak. Oilamni, ayolimni, yurtimni himoya qilishim kerak. Qalbida bo'lish kerak bu. Mana shu niyati yo'q odam munofiq deganlar. Düşman kip kalsa koçaman Germaniye'ye karab diyorsa münafık oladı bu. Yurtunu himaye kıladırken her bittemiz zahiredeki askerimiz. Demek ki zahiredeki asker kılınken şeriyetten onunken bu arkanması. Her bittemiz eğer askeri kuvvetli küçüğü yetmeye kalsa cenge çıkışke mecburumuz, tayyormuz. Şu cihat şu. Seriye bu cihat uchun chiqarilgan guruh. Masalan, sharqiy tomondan hujum bo'lyapti, bir jamoani o'sha tomonga jo'natasiz, sariya bo'ladi. Lug'oy ma'nosi shu. Yana bittasi nima edi? G'azo. G'azo o'sha jang qiluvchi vaziyat. Jang bo'layotganda g'azo. G'azo, g'azovat jangga ishtirok etayotgan holat. Mana g'ozi deydi. G'ozi o'sha jangda ishlayotgan odam, ya'ni jang qilayotgan odam, jangchi degani. Jangchi. Tirik qolsa g'ozi bo'ladi. Dushman bilan jangda tirik qolsa, uni oti g'ozi bo'ladi. Chunki g'azotda jang qildi. Agar o'lsa shahid bo'ladi. Ham g'ozi, ham shahidlik ma'nosi bor bu yerda. Jangda dushmanga qarshi ko'ksini tikib uni to'sishlikka harakat qilib bo'lsa, shahid deyiladi. Düşmanını öldürgende nima deyiladi? G'ozi deyiladi. Bular haqida bir 6 tacha suhbat qildik. O'sha İslam mohiyat va talxin degan o'sha yerda jihodning ta'riflarini berdik. Odatda o'sha tashqi ko'chaga chiqib olib, qo'liga qurol olib olib, bizni millatni kofir bular, yaqinda boramiz, har bittaylarni so'yamiz, ariqlarda qon oqizamiz degan yosh-yosh bolalar jihod deganda faqat jihodni o'sha odam o'ldirish, qital masalasigagina urg'u berishgan, qolganini berkitishgan. Endi shunaqa vaziyat bo'ldiki, biz jihodni asl ta'rifini aytamiz desak, sallar bekitayapsan dedi bizga. Asli bekitgan ular edi. Ular jihod desa faqat qitalni tushuntirdi odamlarga. Meni suhbatimni eshitgan bo'lsangiz kerak, 14 yoshli bola bilan gaplashganimda jihodning ta'rifini ayt. Nima degani jihod desam, jang kofirlar bilan urush deyapti. Senga kim aytdi desam, ustozim aytdi deyapti. Boshqa ma'nolari ham bor-u, sallar hozircha shuni tushunib turlaring dedi ustozim deyapti. Men unga savol beryapman. Ustozing seni aldagan bo'lsa-chi? Seni boshqa ma'nolariga e'tibor berma, faqat shuni tushun deyapti-da, qo'lingga qurol beryapti, o'zi ko'rsatgan tomonga ottiryapti seni. O'zingni do'stingni, otangni, onangni ottirayotgan bo'lsa-chi? Desam jin bo'lib qoldi. Suhbatning oxirida eshitgansizlar, tavba qildi u. Bo'ldi, men qaytaman, chiqib keta olmayman bu yerdan, pulim yo'q. Ochildi ya'ni. Xuddi shu mavzuda aslida ular berkityapti. Jihodni qurolga aloqador masalasi o'ta nozik masala. Hamma e'lon qilaveradigan masala emas. Bu safarbarlik, bu alohida masala bu. Buni o'sha ahli bunga aloqador bo'lgan, masalan, armiyada qo'mondon, u urush deb e'lon qilmaguncha askar ko'chaga chiqib jang qilib keta olmaydi-ki. Hamma yon rasvos qo'lda qurol turibdi axir uni. Bo'lmaydi-ki, unda hech narsa nazorat qilib bo'lmay qoladi. Jihodni e'lon qiladigan muftiy bor. U o'rganib chiqib oxiri keyin e'lon qiladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hamma o'ziga o'zi jihod deb e'lon qilib olsa nima bo'ladi? Dabdala bo'ladi hamma narsa. Hozir vaqtimiz sal qolmadi-da, men sizga bitta narsani eshittirmoqchi edim. Keyingi darsda balki eshittiraman. Keyinroq men so'ramoqchi edim. Oxirgi mahabbatni masdan chiqdi, keyin sizni karantinga qo'yilmaymi? Hasan qora kelmadi, dedingiz suhbat. Ya'ni
Geçen ustozlarımız aytib o'tdi-da, mana imomlar bitirib chiqadi. Mesela 3-4 yil 11 hafta ichida ishlagandan keyin xolasa xohlamasa ilmiy saviya baribir tushadi degan. Ko'p manzarasini eshitamiz, no biz endi sal shu sohada yurib, o'sha qilganimiz uchun bitta o'sha suhbat ancha biz ma'noq bilan eshitdik-da. Boshqalarga endi saviya deymiz, boshqalar bilan ko'proq eshitib. İkincisi, hani hadis, o hadisli istirahlar hakkında bir suhbetiz var. Ancak ilmi, yani akma şu bu gelin, mesela suhbetlerden köpeğe çıkıyor. Yani her kuzu için, hayır. Peki, İmam Amsal'la ilgili düşken sahibesini kötü araba alış gerekiyor, yani manası dedi. Yani şuna o suhbetlerden, azam uzun sayıp eder mi? Peki, şu mahalde özünü ölmez, tamam, köpeğe çıkıyor, başka olan olabilir. Yani bu şekilde, bir de, ben özüm şahsi fikrim şuna kadar oldu ki, asasen sağol sizi verirse, sen var, yani cevap verirdi. Yani, umumiyet, sizge bolatken toğlu yumuruşa kuşun kıl etken ki sizde böyle yamalı köz etken, bana eşit etken bağlarım et oldu. Ağırlar ki bitti özüm ezek yani mi? Şuna başka imdiler varken, bitti mi olasa biraz etek bunu yengemiz bir genel mi? Yani tarafasın onu çıkıyor dedi ki tohtaş, siz kimse fayda bulayım dedi. Yani orada tohtamasa gerek, büyürtmedeki adamlar, lakin sizde et etkenler sana faydası ko, hakikatte. Şimdi, yani ulamalar ko, ben mesela çıkıp bazı bahslarını kılarken ben arkamda kemide 10-20 ulama turu oturadı. Ular menge maslahat veredi, yöneliş kursatadı. Seviye düşüşlüğünün sebebi köprak o şey içtimai meselelerine oralaşıp kaladı. İmamlara mecbur da yani adli halkın içi de ularının hizmeti de bu kaladı. Daim kitap korup duruşluk bu derske alakadar. Tedris, ders ya alakadar. Ben bunu sana etmek istedim. O şey Abu Zer degen bala var. Abu Zer. Ekseriyeti künye bulardı. Aslında namı bilenmez. Şu bilen tanışadı. Bu, taşkarıda yürgen koral kötere yürgenlerinin müftisi. Abu Zer. Bu bale bundan tahminen 6-7 yıl aldın. Çıkıp itirafı var. İtirafı da etken ki hazır çıkış bu kaldı. Lekin mayli koy berasizlar ge. Bir iki minut uyuyor bir yok bular. İtirafı da etken gapı var. Hop. Hicri. 16. kune iken Allah Teala'dan ilimli bala okuyan hak üstede sabit kademliğine sorup lekin bir nasihatlerine kalmak çabukladım. Vaziyetine yakışa çınmaslık için hem sahadan uzak bugünlüğüm için hem yana bir nasa aitişten tavakkuf kıldım. Ama takriben bir yıl bu yaptı hazır. Bu cemaatinin köp münkerlerge bahabar buldum. Umumi hılası, hazır, kamasını eşittirmeyeyim ben. Hazır et yaptı ki, ben de yaptı, işi çıkan peyti de, Abu Zer bu taşkarıda kural kütarıp, cenk kılaman, cihat kılaman, gazat kılaman degen adamlarının müftisi koşturma içi de. Özlerge müfti kıvarışken. Ümmetten algan müfti imez de. Uşnaka cemaalarge müfti deyip itibar kılışadı. Kattadır okuyan, Arabi matni bar. Bu adam işit çıkkan peyti işitini kullab kuvvetlegen. İşit doğru degen. Hılafatını ornattı degen. Çünkü boraylik deyip davetlerini, targıplarını, taşviklarını kıyen. Keyin hadi çıkıp bu tavbesi bu. Çıkıp ayeti yaptı ki ben de yaptı vaziyetten uzak bulganım uçun. İçkereye kırıp halatını doğru düşünmeganım uçun. Na doğru hulasa kıyaneken ben. Şunu ben etraf koyayım. Ularını kovup münker işlerini keyin kurdum. Şimdi tavba kıldım. Ulardan baraat degeni ben pakman. Ularga alakam yok şimdi. Dip ilan kılı yaptı. Şu gapını eşitken de ben ayeti yaptım ki 126'da İrdaniyelik ulamalar işi çıkan zahatı, hılafatı ilan kıyan zahatı onge raddeye verişken. Bütün dünya Müslüman ulamalar kengeşe, Yusuf Karadavi başçılık idi. Ularge raddeye verişken, kıyan işinler na doğru deyip. Şunda meneşiler, bu bularge ergeş yetkenler.
Hatta bizni içimizde yürüyen bazı bloggerler, hazır palancılarını şeyhi bu yürüp durar. Ne değişkene gene? Ne değişken dese, ular hak yoldaki adamlar, ular geirgeş gerek, bor olması gerek, hakkı dua kılışımız gerek, ular zor iş kıldı diye dedi. Vakt öttü, uşu ulamalarını gepi doğru bulup çıktı. Başı da ulamalarına irgeçken deydi, kan tükürüşlüğü, can telafeti, memleket vayranalığı bu mesele. Yetimler köpeymesiydi, biveler köpeymesiydi. Doğru mu? Ulamanın kadri şuna kabuladı. Oğlum adam fitneni kilişten aldım biledi. Fitneni kilişten aldım biledi oğlum adam. Ve ilan kılıştı. Şimdi bunlar fitne tükügenden ki ayeti yaptı çıkıp ha dedi. Bu not oruyken özür keçiresiler. İyi. Şimdi ne mi buladı? Bunca ölgen adam ne mi buladı? Bunca vayranalik ki kim cevap verdi? Şimdi bitti özür bilen kutuladı mı bunlar? Kutuluş gereği mi? Ha Allah da Allah'a keçir ucuz at. Allah'ını keçiriş sıfatıya aralaşmayız da. Lekin kıyan cinayetine cevap verindi. Cevap ver. Abdullah Zufaran kuddu şu. Bunlar ki işte yürüyen bir çağrılar. Mesela hangi talafatı uçuraya etti. Demek neyle özümüzde hatarı koyduk. O şefayetten hadır geçeyem. Hatar Allah Subhanehu ve Teala'nın azabı en katta hatar. Ondan korkamız. Koyan bir ortasından korkmayımız. Demek için hakkını eğitirken biz vazifemizi bacarıyız. Etteki kıyamet günü de Allah Teala demek ki bilip eğitmeyen degen savaldan kurtuluşunu eğitiyemiz. Dünyadaki kadar bir kıl Allah eğitkeni böyledi. Oşan için size eğitken tavsiyeyem, teklifem doğru fikir. Eğitiş gerek, meydanda hemme mesul, lakin bilgen adam çıkıp şüntürüş gerek. Meleke aşırıştan közlengen maksadam şu. Ben başka sahalarını beni egesmezmem de. Ben din sahasını yem, yani okup örgengenim üçün bilgen narsalarımla eğitiyemem. Bunda ortaklaşacağımız gerek. Bilgenden maslahat soruşumuz gerek. Şunu da inşallah hemme narsı öz muazzanatıge. Kelere. Sizler beni sabır kılıp dinle geliler için Allah'a teşekkür. Yine inşallah keyingi sohbetlerde görüşkünce sizler buna yine hayırlaşamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet sizlerine.